Tavan fiyat uygulaması hayata geçmez Ahmet Bey. Hı. Sayın Başkan şunu ifade ediyor. Dağıtıcıyla bayiye verilen belli bir marj var. Dağıtıcıyla bayinin belirlenen ve belirlenmeyen gri alanda bir kar marjı daha olduğunu söylüyor. Diyor ya Sayın Başkan, mevcut kar marjı iki sektörü de tatmin edecek bir marj ama bunun paylaşımında bir sorun var. Bunu ifade ediyor. Anladım. Eğer siz diyor bunu doğru paylaşmazsanız, bu adil düzeni kurmazsanız, bu gri alanı ortadan kaldırmazsanız, fahiş fiyat uygularsanız, tüketiciyi mağdur ederseniz ben bu uygulamayı yapacağım diyor. Bunu söylüyor Sayın Başkan. Şu anda biz hatta bu konuda bir duyuru yaptık. Serbest piyasa şartlarına vurgu yaptı Sayın Başkan. Akaryakıt sektörü serbest piyasa şartlarıyla ticaretini devam ettirmekle şu andaki mevcut yapı da bu ve böyle olmalı diye bunu savundu. Biz de aynı şeyi savunuyoruz. Ne dersiniz, indirimler devam eder mi? Son 3 gündür indirimler devam etti biliyorsunuz. Ama bugün bir hareketlilik yok. Petrol piyasasında bir sabit bir rakam var. Petrol, Brent petrol için söylüyorum. Dövizle ilgili söylüyorum. Biliyorsunuz bu iki etken akaryakıt fiyatlarını dünyada değiştiriyor. Ve bizim ülkemize de yansıyor. Onun için bugün bir durağanlık yaşıyoruz. Tabii bizim öngörümüzde temennimiz, çok istediğimiz bir şey akaryakıt fiyatlarının düşmesi. Bu arada tüketici kesinlikle mağdur tabii ki. Çok fiyatlar yükseldi. Ama bu konuda en çok mağdur olan bayileriz biz. Finansmanımız bitti. Ekonomimiz küçüldü. Artık yakıt alamaz hale geldik. Zaten şikayetimiz de bu. Mevcut karlarla yaşayamıyoruz. Bu entegre karın, dağıtıcıya bayile veren entegre kar, bizi tatmin etmeyen bir kar, maliyetlerimizin çok altında bir kar olarak kaldı. Hatta bizim çok daha da güzel bir söylemimiz var. Bunu talep ettik ve bu konuda çalışmamız devam ediyor. Vergisel düzenleme talebimiz var ve matbudan kuruştan yüzdeye dönülmesi konusunda hükümete bir başvurumuz var Ahmet Bey. Yani kar marjları yüzdesel olmalı ve yüzdesel olanda da bayiler mağdur edilmemeli.